Sevgili Altın Sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün Altın Sınıf Kur'an-ı Kerim dersi birinci dönem birinci yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazılının pdf'sini alt tarafta bulunan açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer Altın Sınıf yazılılarını da oradan linklerine ulaşabilirsiniz. İlk sorumuzdan başlayalım arkadaşlar. Allah tarafından Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail Cebrail vasıtasıyla indirilen kitap hangisidir demiş arkadaşlar. Tabii ki de İslam'ın temel taşlarından olan Kur'an-ı Kerim kitabıdır. Kur'an'da anlatılan bizlere ibret olacak yaşanmış olaylara ne ad verilmektedir? Arkadaşlar Kur'an'da peygamberlerin yaşadığı ya da peygamber olmayan işte peygamberin yanında bulunan kişilerin de yaşadığı Nasıl diyeyim yani peygamberin döneminde o dönemdeki olaylara göre de hadis gelmekteydi, ayet gelmekteydi. Ona göre arkadaşlar o dönemdeki olaylara biz kıssa diyoruz ve bu kıssalardan ders çıkarmak ya da ilerleyen aşamada böyle bir durumla karşılaşırsanız ne yapmanız gerektiğini zaten Kur'an-ı Kerim'de Yazıyor olmasıdır. Kur'an-ı Kerim hangi dilde indirilmiştir? Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim Mekke'ye 610 yılında Hira Nur Dağı'nda Hira Mağarası'nda gelmiştir. Ve e, geldiğinde arkadaşlar o dönem oradaki yerde Arapça konuşulduğu için Arapça gelmiştir. Bundan önceki kutsal kitaplar ise İbranice şekilde gelmiştir. Farz olan namaz ibadetinde bir miktar Kur'an okumaya ne at verilir? Arkadaşlar namazın kısımlarından kıyam, secde, rükû kısımlarında e, Kur'an'dan bir miktar okumayız. Ama kıraat bölümünde arkadaşlar kıraat zaten Türkçe olarak okumak anlamına da gelir. Arapça kökenli bir kelimedir. Kıraat kelimesinde de Kur'an'dan zammı sureler dediğimiz namaz sureleri ya da ezberlediysek eğer hafızlığımız varsa Kur'an'ın herhangi bir yerindeki ayetlerden de sayfa olarak da, da okuyabiliriz. Kur'an'ı güzel bir şekilde tertiliyle ağır ağır tane tane anlayarak ve hissederek oku ayetinde aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Kur'an'ı anlayarak okumalıyız zaten söylüyor. Kur'an'ı hissederek okumalıyız. Kur'an'ı tane tane okumalıyız. Ama Kur'an'ı ezbere okumalıyız diye bir ayette bir şey söylemiyor. Yani bazen vardır mesela yaşlı ninelerimiz, teyzelerimiz vardır. Kur'an'ı ezberleyememiştir zamanında. Ee, onlar mesela açar televizyondan hocadan dinlerler ya da CD'leri vardır takarlar dinlerler. Takip ederler. Mesela o da Kur'an'ı okumak gibi sevabı vardır arkadaşlar. Tabi onun sevabını biz bilemeyiz ama hani hiç yoktan bir sevabı vardır. O Çünkü orada amaç Kur'an'ı okumak ve Kur'an'ı öğrenmektir. Yani ezbere okumak diye bir şart yoktur Kur'an'ı Kerim'de. Kur'an'ı onu oluşturan harflerin Çıkış yerlerine ve özelliklerine dikkat ederek okumaya ne ad verilir? Arkadaşlar bu okuma yöntemi tecvittir. Tecvit Kur'an'ın e, harflerinin belirli yöntemleri vardır. Mesela bir elif boyu uzatma vardır ya da dört elif boyu. Ona göre uzatmalarda sesin çıkmasında tonlamasında kalınlık inceliğindeki okuma düzenine biz tecvit deriz. Kur'an-ı Kerim ne zaman ve nerede indirilmiştir? Kur'an-ı Kerim 610 yılında Mekke'de. Nur Dağı'nda Nur Dağı Hira Mağarası'nda arkadaşlar Hira Mağarası'nda Cebrail Aleyhisselam'ın vahiyleri getirmesiyle Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem yani peygamberimize indirilmeye başlanmıştır. Aşağıdaki verilenlerden hangisi kıssalardan çıkarılacak sonuçlarla ilgilidir demiş. Arkadaşlar kıssalar ne demiştim? Örnek olay gibi düşünebilirsiniz. O dönemde yaşanmış ders çıkarılacak olaylardır. Ve bu olaylardan ders çıkarmak, örnek almak, yanlış davranışlardan kaçmak vardır. Ama okumamızı geliştirmek için kısa tabii ki de okumayız. Kur'an-ı Kerim'i indirilen ilk, Kur'an-ı Kerim'in indirilen ilk ayeti aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şurada dediğim gibi 610 yılı Nurdağ-Hira mağarası dediğim Mekke'de 1 ve 5. ayet Alak suresinin ilk 5 ayetidir. Bunu da bilmenizde tavsiye vardır. İlk inen ayet Alak suresinin ilk 5 ayetidir. Kur'an'ın güzel bir sesle ve tarzla okunmasına ne denir demiş. Arkadaşlar az önce ne dedik? Bakın yukarıda harflerinin çıkış yerleri ve özellikleri dikkat edilerek dedik. Burada da ses tonuna ve güzel bir sesle okumaya ise tilavet denir. Bunu da unutmayın. Hatta bu tilavet kelimesinde de duymuşsunuzdur. Bazı hocalar Kur'an okurken büyüklerimiz der ki tilaveti güçlüdür der. Güçlü tilavet de okuyor filan. Bu kelimeler de hakkınızda bulunsun. Şöyle düzeltelim. İslam her açıdan temizliği emreden bir dindir değil mi? Dinin temeli temizliktir. Temizlik imandan gelir gibi ifadeler vardır. Bakın maddi temizlik tamam bir de manevi temizlik vardır. Yani ruhun temizliğini de İslam yine emreder. Peygamberimize vahiy 610 yılında Hira mağarasında İsrafil aleyhisselam getirmiş demiş. Yanlış bir ifadedir. Cebrail aleyhisselam olacaktır. Bu aleyhisselam kelimesi de arkadaşlar e, böyle melekler için hani dört büyük melek için kullandığımız bir kelime de ya da Allah dostu olanlar için kullandığımız bir e, kelimedir. Buna da bazıları demiş ki hocam Cebrail aleyhisselam diyorsunuz yanlış demişsiniz filan. Telaffuzu bu şekildedir arkadaşlar. Doğrusu bu şekildedir. Hazreti İbrahim'in babası Allah'a inanıyordu demiş. Yanlış bir bilgidir arkadaşlar. Bununla ilgili bazı böyle ilk okul zamanlarında hikayeler vardı. Dini terimleri böyle okumasını, dini hikayeleri okumayı çok severdim. Hazreti İbrahim'le ilgili bir hikayede şöyle bahsediyordum. Babası putlara tapıyordu ve ailesi o dönemki yaşadığı bölgedeki ailesi de putlara tapıyordu. Ve bunun Yanlış olduğunu düşünüyordu Hazreti İbrahim ve tek tek bakıyordu gökyüzüne. Diyordu ki güneş benim tanrım olabilir mi diyordu. Düşünüyordu tek tek. Diyordu ki güneş gündüz var gece yok onun için olamaz. Ay olabilir mi diyordu. Ayda gece var gündüz yok diyordu. Yıldız olabilir mi diyordu. Yıldız da kayboluyor diyordu. Ve en son Allah'ı buluyordu. Yani e, peygamberliği de zaten gerçekleşiyor daha ilerleyen aşamalarda. Daha sonra da arkadaşlar... E, Hazreti İbrahim'i ateşe filan atıyordu. yani babası putperestti Hazreti İbrahim'in bunu da bilin. İnsan bu hayatta nasıl yaşarsa ahirette kendisine ona göre bir son hazırlamış olur. Bu hayatta biz kefenin cebi yok arkadaşlar para götüremeyeceğiz mal götüremeyeceğiz. Sadece amel defterlerimizin yazılı olduğu o kalın kitaplarımızı sırtımıza yükleyip götüreceğiz. Kur'an-ı Kerim hükümleri kıyamete kadar geçerli olan ve Allah tarafından korunacağı belirtilen eşsiz bir kitap olduğunu söylüyoruz. Doğru bir ifadedir. Onu biz indirdik ve koruyucusu da bizleriz der yüce Allah'ın ayetinde. Secde sözlükte itaat, tevazu, içinde eğilmek, boyun eğmek, yere kapanmak, yüzü yere sermek anlamlarına gelmektedir demiş. Doğru bir ifadedir. Kabe'yi inşa etmekle görevli peygamber Hazreti Yusuf değildir arkadaşlar. Hazreti İbrahim'dir. Hazreti İbrahim'i e ateşe atan Firavun'dur demiş arkadaşlar. Yanlış bir ifadedir. Nemrut'tur arkadaşlar. Nemrut Hazreti İbrahim'i ateşe atmaya kalkmıştır ama öyle bir Allah'ın hikmeti vardır ki ateş Hazreti İbrahim'i yakmaz. Hatta ateşe su taşıyan bir karınca ile bir insanın hikayesi vardır. Der ki karıncaya. Ya der sen küçücük ağzınla bu ateşe su taşıyorsun. E, bu ateş bu kadar küçük suyla sönmez der. O da der ki sönmese de tarafımız belli olsun der. Yani ben İbrahim'in tarafındayım, doğru yoldayım demek ister. Kur'an-ı Kerim'in indirilişi 13 yılda tamamlanmıştır. Yanlış bir bilgidir arkadaşlar. 23 yılda 610 yılında başlamış ve 620 pardon 632 yılında da bitmiştir. Geldik boşluk doldurma sorularımıza. Peygamberimize gelen ilk vahiy zaten söylemiştik. Alak suresinin ilk 5 ayetinin ilki olan okuydu. Daha sonra Yaradan Rabbinin adıyla oku de diyordu ayetin devamında. Hazreti İbrahim'in iki oğullarından birisi ise Hazreti İbrahim'in oğulları vardır ama oğullarından birisi İshak'tır arkadaşlar. Hazreti İsmail'in annesi Hacer ile Mekke'de bulundukları zaman Allah tarafından kendilerine verilen su o Sefa ve Merve tepeleri arasında gittikleri yoldan sonra buldukları Allah'ın lütfu. Zemzem suyudur arkadaşlar. Bizim de şu anda kutsal saydığımız bir sudur. Allah'ı anmak, onu yüceltmek, onu güzel isimleriyle anmak demek nedir? Tesbih etmektir arkadaşlar. Bir çağrıdır, sesleniştir. Halimizi Allah'a arz etmektir. Mesela şu anda açmışsınız ellerinizi. Yarın büyük ihtimal sınavınız var ve ne diyorsunuz? Allah'ım inşallah yarınki sınavımda benim bildiğim yerlerden çıkar ya da öyle demiyorsanız da emeklerimizi ayetme sınavımın kolay geçmesini diliyorum dediğiniz zaman yarınki sınavınızı Allah'a arz etmeniz de bir duadır arkadaşlar dua. Ey ateş için serinlik ve esenlik ol. Bu arkadaşlar Hazreti İbrahim için gelmiştir. Bir ayettir. Ey ateş İbrahim için serinlik ve esenlik ol. İbrahim'i yakma diyor. Kur'an-ı Kerim tüm insanlığa indirilen evrensel bir evrensel bir kitaptır. Peygamber Efendimiz sözlerine Peygamber Efendimizin sözlerine ise biz hadis deriz. Eğer yaptığı davranışlar ise bunlara da ne diyoruz? Sünnet diyoruz. Arkadaşlar sorularımız bu şekildeydi. Güzel kitap Kur'an-ı Kerim'i bitirmiş olduk. Bu sınavdan beklediğimiz not tabi diğer sınavlar gibi bir çizgi iki yuvarlak yüz almanız. Dediğim gibi altın sınıfın diğer yazılarını alt tarafta bulunan açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca aklınıza takılan bir şey olursa ya da herhangi bize ulaşmak isterseniz yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak isterseniz de abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.